Selamünaleyküm. Cümleten hayırlı akşamlar diyeyim. Çektiğim saat itibariyle. Emin Çöleşan'ın bir yazısını gördük. Herhalde bugünün konusudur. Klasik bu tarz kafada olan insanların nasıl düşündüklerini veya nasıl hakka, doğruya, herkesin kabul ettiği gerçeklere bile ters düşebileceklerini ve bunu sadece ve sadece İslam düşmanlığı adına, işte Müslüman düşmanlığı adına yapabildiklerinin çok güzel bir ispatı bu yazısı. Hani taraflı, tarafsız, herkesin takdir ettiği milli bir duruşu olması, bir siyaset üretmesi, dünya çapında bir akım oluşturması, dünyada en büyük 3 akım olan biri milli görüş, biri ihvan-ı Müslümin, biri de Müslüman kardeşler akımı olan bu 3 akımın ikisini etkilemesi ve bu iş siyasette olmaz diye düşünen ihvan ve Müslüman kardeşler hareketinin bile parti kurmasına, siyasetin bir peygamber mesleği olduğunun kabul edilmesini ve kendi ülkelerinde bu alanda da mücadele etmeye başlamalarına vesile olan, yani sadece Türkiye'de değil, bırak Türkiye'deki yaptığı hizmetleri, dünya çapında bütün Müslüman, yani hayırlı manada Müslüman grupların, şer manada İslam düşmanı herkesin kendisini bir otorite, bir değer olarak kabul ettiği, inancına göre kendisiyle mücadele ettiği veya kendisinin liderliğini kabul ettiği, bir büyük, bir alim, bir hoca olarak kabul ettiği Erbakan hocaya bile ve ölümünden bu kadar zaman sonra kinini kusması ve cibilliyetini belli etmesi açısından Emin Çöleşan'ın yazısının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. O zamanki bir işte Erzincan milletvekilinin, malum partinin, CHP'nin dün gece yapılan, hoca ne yapıyordu o dönem hatırlayalım, geceleri bile far ışığında temel atıyordu. Ya diyorlardı hocam, hani gündüzler torbaya mı girdi? Bizim arkadaşlar bunu söylüyorlardı. Ya hocam gündüzler torbaya mı girdi ya? Hani geceleri niye temel atıyoruz? Bekleyelim sabahları atalım, hani gündüz saati atalım. Tabi Erbakan Hoca o zamanki ferasetiyle yapılan oyunları, kumpasları biliyor. Ne kadar çok iş başlatabilirse, fabrika temeli atabilirse, kendisinden sonra da en azından bu fabrikaların bir kısmının tamamlanmak zorunda kalacağını biliyor. Ha, aynı zamanda attığı temellerin de yine birçoğunun işler hale gelmesine sebep oluyor. Diyarbakır'da o zamanki Gençlik Kolları Başkanımız bir basın toplantısı yapıyor. Diyor ki basın mensuplarına, işte sayın basın mensupları, Diyarbakır'da büyük kaç fabrika biliyorsanız bunların hepsine milli görüş yapmıştır, Erbakan Hoca yapmıştır. Basın mensuplarından biri el kaldırıyor. Sayın Başkan diyor, yanlış biliyorsunuz diyor. Nedir diyor? Diyarbakır rakı fabrikasını diyor, Erbakan yapmadı, milli görüş yapmadı. Ha özür dilerim diyor, doğru söylüyorsunuz diyor. Düzeltiyorum ifademi. Rakı fabrikası hariç geri kalan bütün fabrikaları milli görüş yapmıştır diyor. Evet doğru diyorlar. Yani bu kadar dün Türkiye'nin her yerinde, ta Milli Selamet Partisi'nde parti programına roket fabrikası koyan, takım tezgah üretiminin ne kadar önemli olduğunu bir mühendis olması hasebiyle bilen ve Taksa'nın ta o zamandan kurulmasını sağlayan, tarımsal kalkınmadan tutun roket fabrikasına kadar her alanda bir projesi olan ve kendi başbakanlığı döneminde havuz sistemini, yani dışarıdan borçlanmadan, vergi ve borç almadan kaynak üreten, hem de milyarlarca dolar ve bunları fiili olarak uygulayan, D8'i kuran, yani saymakla, şimdi böyle 3-5 maddeyle saymakla geçemeyeceğimiz, bu kadar hizmeti yapan Erbakan Hoca'yı kendi kafasındaki, beynindeki kötü ifadelerle aklı sıra dalga geçen, hakaret eden, işte Emin Çöleşan gibi bu zihniyetin İttihat ve Terakki ile başlayan ve ülkemizin başına bela olan her tür gelişimin karşısında vatandaşa yapılacak her tür hizmetin adeta düşmanı olan bu zihniyetin çok iyi tanınması lazım. Ve bunların hani artık sanki geçti, yani bir daha bunlar bu ülkede bir şey yapamaz gibi değil. İlk fırsatı bulduklarında
Müslümanlara, inançlı insanlara nasıl kin beslediklerini, neler yapmak istediklerini, aslında ideallerinin ne olduğunu çok güzel ifade ediyor. Ve herkes tabii ki cibilliyetinin gereği olan sözleri söyleyecektir. Biz de Erbakan hocamızı rahmetle, muhabbetle, sevgiyle, hürmetle anıyoruz. Allah kendisine gani gani rahmet eylesin, makamını âli eylesin. Erbakan hocamızın bu açtığı yolda şimdi de muhterem oğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Bey'in bu hayırlı işleri tamamlamak, çok daha ilerilere götürmek için besmele çekmesi tabii ki birilerini rahatsız ediyor. Tayyip Erdoğan'a olan düşmanlıkları da Tayyip Erdoğan'ın şahsına değil, aslında onun temsil ettiğini söylediği değerlere aslında kinliler. Onun da yaptığı hiçbir hayırlı işi kabullenemiyorlar. Adeta kuytularda parmaklarını ısırıyorlar onlara. Onun gibi olan bütün inançlı insanlara olan kinlerinden dolayı. O kinleriyle birlikte inşallah Allah onlara fırsat vermesin ve inançlı insanların en hayırlı hizmetleri zaten ancak onlar yapabilir, yapmasına Allah fırsat versin diye dua ediyoruz. Geceniz, akşamınız hayra kalsın. Selamünaleyküm.